Dress kodu ilk uygulayan şehir Kayseri. Ve çok şükür şu anda bir sorun yaşatmadan ve uygulamasında devam ettiren şehir Kayseri. Ayakta yolcu alınmayacak. İlk uygulayan şehir Kayseri. Hay hay dedik ve her şeyi sinemize çektik. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı var denildi. Sağlıkçılarımızdan başka kimse bilinmeyecek dedi. Bir tane sağlıkçımız mağdur olmasın anlayışıyla en ücra köşeden hastanelerimize, sağlık birimlerimize o canlarımız, o fedakar insanları taşıyan şehir Kayseri. Sorun oluşturmadan. Elhamdülillah. Biz bunlar için şükrediyor, teşekkür ediyoruz. Üç boyutu var ulaşımın. Bunlardan birincisi minibüslerin otobüse dönüşmesi. Trafikte kaos oluşturuyordu. Arz edilen hizmetler verilemiyordu. Otobüslere dönüştürmek suretiyle meydandaki ya da diğer aralardaki sıkıntılar sonlandırılmış oldu. İki minibüse bir otobüs hakkı vermek suretiyle böyle bir kazanım sağlandı. Bakın görüyorsunuz esnafı mağdur etme, dayatma kültürü bizde yok. Bu şehirde gece kondulaşmaya 94 yılından beri izin verilmez. Ama kimseye de sokağa atılmaz. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirilmez. Çatılarına çıkıp güvenlik güçlerinin kafasına bilmem malzeme atan bir görüntüyü elhamdülillah asla göremezsiniz. Bu şehir huzur şehri. Bize yakışan huzura huzur katmak, huzurumuzu bozmamak. Bunu söylerken Kayserimizin güzel insanlarının sağduyusuna da dayanarak, onlara da önce Allah güvenerek söylüyorum. Çünkü ahi ahlakıyla ahlaklanmış olan Kayseri esnafı ağırlıklı olan bir Kayseri'den bahsediyorum. Hayırseverler şehri Kayseri'den bahsediyorum. Bunun yanında raylı sistem devreye girdi. Otobüste işletmelerin yanında raylı sistem devreye girdi. Sonra da üçüncü bir kazanım ulaşım tek elden yönetilmeye başlandı. Bu üç güzel unsurun bir araya gelmesiyle kaos dönemi bitti. Ulaşımla ilgili güzellikler ortaya çıktı. Doğalgazlarla çalışan otobüsleri de şehrinde ilk uygulayan bir Kayseri'den söz ediyoruz. Öyle olunca hava kirliliği ve çevre açısından da çevreci, çevre dostu bir şehir gündeme gelmiş oluyor. %40 civarında, yanlış söylemiyorum herhalde, otobüslerimizin %40 civarında doğalgazla çalıştığını buradan hatırlatmak isterim. En son süreçte 25 tane daha otobüs aldık. Bunların hepsi doğalgazlı ve çevre dostu otobüsler söz konusu. Tramvayla ilgili çalışmalarımız Kayseri'mizde başladığında yine ilklere imza atıldı. Hem zemin canlı yeşil çimlerle döşendi, hem çevresi yeşil bitkilerle izole edildi ve adeta bir doğal güzellik kazanmış oldu. Uluslararası boyutta da ödül almış olan bir ulaşım sistemi ortaya çıkmış oldu. En iyi kentsel entegrasyon ödülünü böylece Toplu Taşımacılar Birliği'nden almış olduk. Kayserimize 48 kilometrelik bir tramvay hattımız hayata geçmiş olacak. Toplamda yine 175 bin civarında yolcu taşıma kapasitesi böylece ortaya çıkmış olacak. Hem çevreci anlayışla hem de kaliteli yolculuk sayısıyla. Şu anda 69 tane tramvayımız söz konusu. Bunu 11 tane daha eklemek suretiyle yeni süreçte 80'e çıkartacağımızı böylece buradan paylaşmak istiyorum. Evet, çalışmalarımızı yaparken tabii çevreci anlayış ile vatandaşlarımızın bu ulaşımlarından istifade etmesini sağlamak amacıyla Kaybis diye bilinen bisiklet uygulamalarımızla da en güzel çalışmalarımızı yapıyoruz ve yine en iyi sürdürülebilir gelişme ödülünü Uluslararası Taşımacılar Birliği'nden alan bir bisiklet uygulamasından söz ediyoruz. Aynı zamanda bunu değişik şehirlerde hizmet olarak verdiğimizi de, bu yönde de kazanım elde ettiğimizi de paylaşmak isterim. 600 bisikletimiz ile 60 bin vatandaşımızın bundan istifade ettiğini de burada hatırlatıyorum. Evet, çevreci bir anlayış ile bisikletle ilgili yollarımızın 90 kilometreyi bulduğunu, son süreçte bu konuda değişik etkinliklerle örnek olmaya çalıştığımızı, bu tür uygulamalarımızı yeni yapılan yollarda olmazsa olmaz olarak görüp bisiklet yollarını mutlaka eklediğimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulaşım AŞ'miz yapmış olduğu bu çevreci çalışmalarıyla, karbon azaltımıyla
bilimsel yöndeki taahhüdünü veren ve kabul edilen Türkiye'mizdeki ilk ulaşım birimi olduğunu, ilk şirket olduğunu da burada ödül aldığını da söylemek isterim. Dünyada da bu tür taahhüdü veren 21 tane şirket var. Biz de bunlardan birisiyiz. Herhalde bunlar göz ardı edilmeyecek, önemsenmesi gereken, yani biz sözde değil, özde çevreci olduğumuzu buradan sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ulaşım AŞ'miz hizmette tabii ki sınır tanımıyor. Kayseri dışında Türkiye'deki illere, yurt dışında da değişik ülkelere danışmanlık hizmetleri veriyor. Sürekli panellerde, sürekli bu tür etkinliklerde kendileri yer alıyor. Son olarak artan araç sayısıyla birlikte trafik yükünün artacağını öngördüğümüz için 150. yılda 150 proje arasında yer verdiğimiz trafik sinyalizasyon merkezi projemiz de bu yıl hayata geçiyor. Trafik kontrol merkezi kapsamında 120 adet kamera montajı planlanırken birinci fazda 55 kavşak devreye alınarak akıllı kavşak altyapısı kurulumu 45 gün içerisinde tamamlanacak. Bu birinci fazda 120 adet izleme kamerasının sahada kurulması ile kontrol merkezinde operatörler tarafından kent trafiği canlı olarak denetlenecektir. Akıllı kavşak altyapısı ile kavşaklar dinamik olarak araç yoğunluğuna göre sinyalizasyon sürelerini otomatik olarak ayarlayabilecek. Sinyal arızaları, trafik kazaları gibi arıza durumlarında kontrol merkezinden hızlı aksiyon alınması sağlanacak. İkinci fazda da 60 adet raylı sistem kavşağı kontrol merkezine entegre edilerek akıllı kavşak haline getirilecek. Yani akıllı şehir, akıllı kavşak, akıllı ulaşım uygulamalarıyla da kendisinden söz ettiren, bu yönde de her zaman katkı sağlayan bir çalışma yapmış olacak.